Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü. Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Amerika dışından televizyon yapımlarının değerlendirildiği Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 47.si New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi. Sanatçı Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisinde canlandırdığı karakter ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Bilginer, ödülü ödül töreninde yaptığı konuşmada akademiye teşekkür ederek ekibini sahneye davet etti. Sanatçı, Şahsiyet dizisinde adalet ve hafıza kavramlarının anlatıldığını kaydederek yaşadığımız toplumun hafıza kaybı yaşamasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. Bilginer, dizinin ana karakteri olan 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli Agah Beyoğlu karakterini canlandırıyor. Şahsiyet dizisi resmi Twitter hesabından bunu çok güzel bir şekilde duyurmuş ve 47. Uluslararası Emmy Ödülleri En iyi erkek oyuncu ödülü Haluk Bilginer'in. Bravo. Tebrik ediyoruz kendisini. Törende en iyi kadın oyuncu ödülü ise Ebedi Kış adlı dizideki rolüyle Macar oyuncu Mariana Gera kazandı. İngiliz dizisi MacMafia'da en iyi dizi ödülüne layık görüldü. Haluk Bilginer ile birlikte Emmy ödülü kazanan tüm yapımlar ve sanatçılar. Bu yıl 47.si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Türkiye'nin önemli sanatçılarından Haluk Bilginer'in ödül kazandığı törende 11 farklı kategoride ödül dağıtıldı. Amerika'nın New York kenti dün gece en önemli televizyon ödüllerinden bir tanesi olan Uluslararası Emmy Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı. Hollywood ve dünyanın önde gelen yıldızlarının katıldığı etkinliklerde onlarca ödül dağıtıldı. Ülkemizin önemli oyuncularından bir tanesi olan Haluk Bilginer de Uluslararası Emmy Ödülleri kapsamında en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Şimdi ise sizlere Uluslararası Emmy Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazanan tüm isimlerden, dizilerden ve diğer yapımcılardan bahsedeceğiz. İşte 29 ülkeden 44 adayın olduğu, milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği Uluslararası Emmy Ödüllerinin kazananları. Sanat yapımı Dans or Die, Hollanda, Wit Film. En iyi aktör performansı Haluk Bilginer, Şahsiyet, Ay Yapım, Türkiye. En iyi aktris performansı Mariana Gera, Eternal Winter. Stüdyo Limited, Macaristan. Komedi The Last Hangover, YouTube Brazilya. Belgesel Bellingset, Truth in a Post, Truth World, Hollanda. Dram dizisi MacMafia, Cuba Pictures, Birleşik Krallık, İngiltere. İngilizce olmayan yapım Falco, International Dynamo, Amerika Birleşik Devletleri. Senaryo dışı eğlence The Real Full Monty, Ladies Night, Birleşik Krallık, İngiltere. Kısa süreli yapım Hack the City, Your Mama, Brezilya. Telenovela La Reina del Flow, Teleset, Kolombiya. Televizyon dizisi, mini dizi Safe Harbor, MacBoats Pictures, Avustralya. Böylelikle 2 Hollanda, 2 Brezilya, 2 Birleşik Krallık, 1 Türkiye, 1 Amerika, 1 Kolombiya, 1 Avustralya ve 1 de Macaristan olmak üzere toplam 11 farklı kategoride ödül 8 farklı ülkeye dağıtılmış oldu. Haluk Bilginer yıllardan beri hayranlıkla seyrettiğimiz başarılı ve usta bir sanatçı. Kendisini tebrik ediyor ve konuşmasında özellikle kendisinden ziyade Türkiye'ye bu ödülü getirmiş olmasından dolayı
çok mutlu olduğunu belirtti. Bundan dolayı kendisini çok büyük bir şekilde tebrik ediyoruz. Aynı şekilde daha önce Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, "Yalnız ve mutlu ülkem Türkiye'ye hediye ediyorum" dediğinde de yine aynı hisleri hissetmiştik, aynı duyguları yaşamıştık. Bize bu duyguları, hisleri yaşatan Haluk Bilginer'e ve daha öncesinde yine bu şekilde ödül kazanan bütün sanatçılarımıza tebriklerimizi sunuyoruz. Bundan sonra daha büyük başarılar beklediğimizi hem sinemacılarımızdan hem tiyatrocularımızdan hepsine de bildiriyoruz. Arkadaşlar, bundan sonraki videolarımızda da sizlerle beraber olmak üzere Allah'a emanet olun. Şen kalın, sağlıcakla kalın. En güzel günler sizlerin olsun.